yeni bir oluşum söz konusu. Siz de buna liderlik yapıyorsunuz. Öncelik demek daha doğru. Evet. Evet, öyle düzeltelim. Yani kuruluş amacınız nedir? Neden yola çıktınız? Evet, şimdi Ortahisar'la ilgili tabii bizler, benim gibi arkadaşlarımızın birçoğu uzun zamandır Ortahisar'da yaşayan, Ortahisar'da çocukluğunu geçiren, büyüyen, gelişen arkadaşlarımız, Ortahisar'ın geçmişini de bilip, bugünü de yaşayan ve geleceğini de öngörebilen bir arkadaş grubumuz var. Bunlarla ne yapmak istiyoruz? Ortahisar'ın ve genelde Trabzon'da olan bir eksikliğimiz var. Bu eksikliğimizi düzeltmek için bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz geçmişimizi, maalesef hafızamızı kaybettik. Hafıza sorunumuz var. Şehrimizin bir hafıza sorunu var. Bu hafızayı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Kentin bir hafızası var. Bunu bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bu hafızaları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Şehrin yaşanmışlıklarını, hem sosyal hem kültürel faaliyetlerini, daha önce yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek için bir kayda ihtiyaç var. Bir bilgi havuzuna ihtiyaç var. O yüzden şehirde yapılabilecek olan şeyleri de şöyle de bir hesaplama da yapalım. Şehrimiz büyük şehir olduktan sonra bölge şehrimizin idari yöneticileri bölgemize ya da şehrimize gelip belirli bir süre gelip işlerini yapıp gidiyorlar. Bunu yaparken bir bilgi eksikliği içerisindeler. Şehrin geçmişini bilen, şehrin öncesini bilen insanlarla iletişim kurma sorunu yaşıyorlar. Bir muhatap bulamama sorunu yaşıyorlar. Çünkü şehrin evvelini bilen, öncesini bilen ve yarınları için de o geçmişi bilip yarına düşüncelerini aktaracak insanlara ihtiyaç var. Size bir şey söyleyeyim. Akyazı Tüneli ile Çömlekçi Tüneli arasındaki sahilin bütüncül bir projeyle yapılması Trabzon'un menfaatinedir. Bu kentin yaşayanların menfaatinedir. Bugün irade bende olur, yetki bende olur. Ben oraya bir proje koyabilirim. Bütününe koyarsak kabul. Ama parça parça çözülmesi doğru değil. Yani bu kadar büyük alanların parça parça çözülmesi doğru değil. Büyük, bütüncül, yani büyük alanların bütüncül bir şekilde çözülmesi lazım. Ortahisar'ın bir organize sanayine ihtiyacı var. Ortahisar'ın, az önce de söylediğim gibi, iki tünel arası, Çömlekçi ve Akyazı arasındaki sahil bölümünün bütüncül bir projeyle değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki 2 yıl sonra bir gündemimiz olacak. Güncemal gündemimiz olacak. Çözüm bekleyen sorunları var. Bu çözüm bekleyen sorunları gündemimize almamız lazım. Yol arkadaşlarınız, yani kimlerden oluşuyor? Nasıl, paydaşlarınız kimlerdir? Yol arkadaşlarımızın tamamı kentle ilgili kaygısı olan, kentle ilgili bir düşüncesi olan, niyeti olan, kentin daha iyi olması için kentle beraber dertlenen insanlar.